AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Bakan Bilgin'le EYT hakkında görüştüğünü ve detayları açıkladı. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le yaptığı EYT görüşmesinin detaylarını anlattı. AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, Ülke TV'de yayınlanan Akşam Baskısı programında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le yaptığı görüşmeye aktaran Tayyar şunları söyledi. Görüşme dün olmuştu bakanla. Bir sohbetimiz oldu. Kendisinin açıklaması olmuştu. Biz biraz daha netleştireceğiz. Kadınlarda 20 yıl 5000 gün, erkeklerde 25 yıl 5400 gün. Bunun değiştirilmesi söz konusu değil. Geriye dönük borçlanma yoluyla misal askerlik, doğum, borçlanarak işe giriş tarihini 8 Eylül 1999'dan önceye çekme imkanı olmayacak. Askerlik borçlanması, doğum borçlandırması olacak ama o bir eksik primi varsa primden tamamlamak için olacak. Şu anki taslak metinde yaş sınırı yok. Bununla ilgili değerlendirme yukarıda yapılacaktır. 7 Eylül 1999'da işe girenler de yaş dışındaki şartları tamamladığında emekli olabilecek. Bunların sayısının fazla olmadığını söyledi Sayın Bakan. Şu anda EYT kapsamında olan çalışanların yaş ortalaması 49.9'muş. Yaklaşık 1,5 milyon kişi yararlanabilir. Ancak orada şöyle bir tartışma vardı. Ben onu özellikle açmasını istedim Sayın Bakanımızdan. 1,5 milyon kişi aynı anda emekli olmak istedi. Peki SGK'nın altyapısı buna müsait mi? Birleştirmeler olacak vesaire. Bir anda bu kadar insan emekliliğe sevk edilebilir mi? İşlemi yapılabilir mi diye kaygı vardı. Dedi ki o konuda hiçbir tereddüt olmasın. Zaten her şey hazır. Kimin ne kadar maaş alacağı bile biliniyor dedi. SGK'nın teknik altyapısının buna uygun olduğunu, bir ay içinde başvuran herkesin emekli işleminin yapılabileceğini söyledi. Emekli olan EYT'liyi çalıştıran, işletmeye bazı ayrıcalıklar tanınacak açıklamalarını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.